Kazak ulusunun manevi dünyası Kalila Film KZ sunar. Film fikrinin yazarları Bakırkan Ablasimov, Bahariddin Ablasimov, senarist yönetmen Kalila Umarov, düzenleme yönetmeni Kuanış Umarov, genel operatör Yelke Bulan Balgabay, Babam 1941'de, ben bir yaş iki aylıkken, daha doğrusu 1941'in sonu, 1942'nin başında savaşa gitti. Geri dönmedi. O günden bu yana babamı görmedim. Hatta evde fotoğrafı da yok. Kıymetli biricik annem tarafından büyütüldüm. Ve Cenab-ı Hakk'ın bana nasip ettiği bugünlere geldim. Çocukken neler gördüm neler. Öksüzlük işte. Kıymetli anam, zavallı anam, genç yaşlarında dul kaldı. 19 yaşına girdiği zaman eşinin abisinin 6 çocuğuna bakmak zorunda kaldı. Savaştakilere yardım eli uzatmak amacıyla kolektif çalışmalarına başladı. Birincil emek kolektifi oluşturdu. Pamuk toplama işinde sürekli birinci oldu. Üvey babamdan olma 4 kardeşiz. Cenab-ı Hak'tan bir de insanlardan dileklerde bulundum. Sonrası anneme evlenmesi için kendim izin verdim. O zaman 12 yaşındaydım. Sonra anneme bir baba ve bir de bebek istiyorum dedim. Ahmet Han, Mahmut Han ve Samidin adında 3 erkek kardeş ablası oldum. Üvey babam öz babam gibi oldu. Allah'a şükürler olsun. 9. sınıf sonrası yaz tatilinde bir düğüne gidip geleceğini söylemiş annesi ve babasına. Bu gidişle Tacikistan'a geçmiş. Yani benim doğumumdan sonra. Bana bakmak ve benimle ilgilenmek istememiş. Gitmiş evlenmiş. Jamal'la Nukman'ın hayatı bir film gibidir. Neresinden bakarsan bak, bir konusu olur. İçinde aşk da, gam da mevcuttur. Tacikistan'ın Kolozabad denilen bir yerinde akşam saat 3'te buluştuk. Hayatımda hiç tanımadığım bir gençle tanıştım. Genç derken genç değil. Benden 11 yaş büyüktü. Aynı gün beni bir sinemaya götüreceğini söyledi. Bir kızı buluşturdum adlı bir filmi izledik beraber. Film başladı, oturuyordum. Bir vakit elimi tutarak kendine çekti. Elimi çektim avucunun içinden. Tekrar elimi çekti. Ben de elimi koparırsan kopar diye sessizce oturdum. Otururken birden uykuya daldı. Sonra film bitti. Kalabalık olarak uyandıramıyoruz. Bir yandan sinema bekçisi, bir yandan sinema çalışanları. Sonunda zar zor uyandırabildik. O sırada lamba yanıyordu. Gitti, yanan lambanın altına geçti. Abine ve yengesine siz gidin dedi. Beni serbest bırakmıyor. Omzumdan tutarak karşısına doğrulttu.
Ben onlarla gideceğim dedim. Hayır, kendim uğurlayacağım dedi. Tamam dedim. Benimle evlenir misin dedi. Hayır, evlenmem dedim. 3 kere sordu, hayır dedim. Böylece 3 gün boyunca filmi izledik. Bana geldi. 3. günün sabahı herkes bana lanet okudu. Eyvah, hayatımda kötü birini görsem de böyle lanet görmemiştim. Bundan yana saadet bulamazsın. Bu çocuğun gözyaşları seni rahat bırakmaz dediler. Sabahın köründe başlayan, onu bu durumda bırakıp mutlu olamazsın gibi lanetler yağdı. Ben de neredeyse kendini astı zannettim. Sonra kalktım, nerede dedim. Git bak dediler. 2 odayı geçerek kapıdan girdiğimde suratı bembeyaz şekilde karın üstü uzanıyordu. 10-15 dakika durduktan sonra sol elimi kaldırdım. Seninle evleneceğim dedim. Yalan konuşuyorsun dedi. Hayır, seninle evleneceğim. Bunca lanetten sonra ya hayatın ya da annemin yüzünü görmem mümkün değil dedim. 3 kere söyledim. 3'ünü de kalkıp abine anlattı ve sonra karı koca olduk. Yani o sinemadaki olaylar bizim evliliğimizin başlangıcı oldu. На щечке родинка и в глазах любовь. Cetisa'ya taşındığımız zaman Tanrı'nın verdiği servet bir motor deposuna sürücü olarak girdi ve 3 yıl çalıştı. 3 yıl sonra Çimkent'ten müdürle birlikte gelirken yolda müdür hastalanır ve güvenlik görevlisi olarak çalışır mısın der. Oradan 63 yıl terfi etti ve 83 yılına kadar aynı kurumda koloninin başkanlığını yaptı. Daha sonra mühendis, güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Bütün Sovyetler Birliği içinde 16 vilayet varsa, bu 16 vilayette kaç tane motor deposu var? Aynı depoda Jetisay bölgesindeki deposu Kızıl Bayrak birinciliğini kimseye kaptırmadı. Yaşımdan önce gelin getirdik. İlk oğlumu evlendirdim. Oğlum çok sevdiği kızıyla aynı okula gidiyordu. Aynı yılda, aynı tarihte, aynı saatte doğmuşlardı. Yani 10 Kasım 58'de. Gelinim Ravşan, oğlum İslaman. Yaşıtlar. Gelini aldığımızda gençtim. Küçükken gelinleri bir yere kapatıp onlara istedikleri kıyafeti vermeyenleri düşünürdüm.
Ben bir kaynana olduğumda bütün bu anlamsız davranışlardan vazgeçip gelinlerin isteklerini yerine getireceğim dedim. Düğün düşündüğümüz gibi iyi geçti. Kocaman 3 işi vardı. Ama bir aileyi geçindirmeye yetmiyordu. Neden elin kocası gibi bol kazançlı değilsin gibi suallerle rahatsız etmedim eşimi. Jetisay'daki ilk evi ben yaptım. Bir Tatar işçiyle beraber tuğlasını ördüm. O zaman da bile kocamın işi olmadı. Allah ve oradakiler şahit. Ağlayıp sızlamadım. Muhtemelen aşk dediğin odur. Gördüğümde bütün servet, mal mülk tamamdı. O gelini de aldık. Aldıktan sonra düğün gerçekleşti. Borçlandık. Düğünden sonra 3. gün kocam bana işe gideceğini söyledi. Şimdi çay içelim. Bugün kimse yok. Bütün konuklar gitti. Çocuklarla beraber bir sabah çayı içelim. Anlatacak bir hayalim var dedim. Tamam dedi. İşe öğle yemeğinden sonra gideceğini söyledim. İş yerindeki müdürü bir Tatardı. Eşime o kadar güveniyordu ki her sözüne itibar ederdi. Sonra çay geldi. Geline kıpırdamadan oturmasını söyledim. Çay koydu. Maksadım gelinin çay koyması değildi. Sonra oturduk. Şimdi kocama çocuklarımın babasına söyledim. Çayınızı sessizce için, ben size içimdeki derdimi anlatayım. Siz taraftar olmayın, sadece dinleyin dedim. Tamam dedi. Sen dinle dedim. Gelinime bakarak, bu kişi senin kayınpederin. Bense kayınvalidenim. 15 yaşımda 9. sınıftan mezun oldum ve bugünkü duruma geldim. Kimilerin kümesinde, ahırında, kimilerinin avlusunda çalıştım. Böyle 4 odalı bir ev inşa ettim. Allah korusun. Benim yaşadıklarımı size yaşatmasın. Ancak benim size söyleyeceklerim var. Aynı zamanda bu durumu yaşarken kocamdan 9 evlat gördüm. 10. çocuk henüz doğmamıştı. Bu ev bunca yıldır bakımsız ve pis bir haldeydi. Uzun zaman önce de böyleydi. Ancak gelin aldıktan sonra kendi yüzü de, evi de temizlendi. İşte gelin sayesinde bunlar gerçekleşti diyecekler. Hayır, bu kadın eskiden çok temizdi. Ayna gibiydi. Gelin alacağım diye evini pis hale getirdi bu gelin diyecekler. Her şey, ama her şey sana bağlı. Bundan böyle, orada burada bir kaşık bulsam, alıp yerine koyacağımı zannetme. İşte dedim, burada bulunan kocan ve diğerleri senin hizmetkarındır dedim. Bir ortak dil bulabilirsen onları kullan dedim. Ortak dili bulamazsan benden söylemesi dedim. Mutfak işlerine karışma. Kıyafetlerim her vakit hali hazırda bulunsun. Bir de sürekli ziyaretlerde olacağım için siyah bir çanta hazırla. Bu söylediklerimin hepsinin yerine getirilmesi lazım. Bugün itibariyle bu kurala uyacaksınız. Sonra eşinin erkek kardeşleri senin kayınçoların, kız kardeşleri ise baldızların diye taraftar olursam yüzüme tükür dedim. Onlarla aran iyi olsun ki sana yardımcı olsunlar. Şimdi ise kayınpederinizin en güzel karakterinden bahsedeyim. O hayatında hiç maaşının ne kadar olduğunu bilmeyen biridir. Hatta maaşın ne olduğunu bilmiyor. Maaşını al diyorlar. Kasiyer ne verirse onu getirir. Oldu.
Peder Nugman birinin paraya ihtiyacı olduğunu öğrendi mi bitti. Maaşın miktarını öğrenmeden ihtiyacı olandan esirgemez, verir gider. O zaman ben de söylenirdim. Kendi çoluk çocuğun nasıl geçineceğini de mi düşünmedin derdim. Ya boş ver Cemal, yaradan Allah'tır, aç kalmayız. Kısmettir. Geçimimizi nasılsa sağlarız derdi. İş yerinde 300 şoför çalıştırırdı. Günlerin birinde şoförlerden biri bir çuval soğan getirdi. Kadın milletiyiz ya işte, onu bir kazanç bildik. Kocanın daha önce uyarısını unuttuk. Şoför getirdiği soğanı bırakmaz mı eve? Kapıdan içeri alır almaz. Eşim koşa koşa geldi ve bu soğanı kim getirdi dedi. Bilmiyorum. Şoförün bıraktı. Hemen depoyu arayıp şoförü çağırdı ve evde bıraktığını götür dedi. Çocukların bunu tüketerek hiçbir yere varamaz. İkinci kez böyle bir davranışta bulunarak kapımı çalma dedi. Sonuç ortada, kaderim değilmiş. Ben bir yetimdim. Tanrı gözyaşlarımı gördü. Alın yazısına bunu sığdırmadı. Benim için onun hayatta olması yeterliydi. Adam bir iğne yüzünden 2 dakikada ölüverdi. Bir gün babamın tansiyonu yükseldi. Kendisi Jana Korgan'dan geliyordu. Oranın her yerini gezmiş dolaşmış. Sanki öleceğinden haberi olmuş gibiydi. Sonra koridordaki tahta yatağa bir yatacak yer hazırlattı. Ambulans arattı. O vakitte tansiyonu oldukça yükselmişti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdü. Abim birlikte gidip onu yerleştirdi. Sonra eve gelip ayakkabı bağcıklarını tam çıkarıyordu ki telefon tekrar çaldı. Adamın benzi birdenbire soldu ve koşarak hastaneye gitti. Daha sonra geldi ve tekrar gitti. Ardından evdeki insan sayısı arttı. Ve bir vakit sessizlik çöktü. Benden büyük olanların tamamı gitti. Gülbahram kızın birine kitap vermek için yalan söyleyerek gitti. Bahareddin ise bisikletiyle çıktı. Yani tüm yaşça büyük olanlar beni terk etti. Geride kalan ufaklıkları uyuttum. Yengemin kızı, küçük bir kız kardeşim vardı. Şaken amcam geldiğinde Nurbanu kardeşim ağlayıp çığlık atıyordu. Amcam ufaklığa sarılıp ağlıyordu. Abim vefat ettiğinde ablamı haberdar etmek üzere 5-6 kişi olarak yanına gittik. O Zipa, o Zipa diye birdenbire ağlayıverdi. Ablam Nugman dediğimizi duymadı. Sanırım haberi Cemal'dan öğrenmiş. Kim? Kimi kaybettik? Kimi? Doğruyu anlat. Kulaklarım tıkandı. Duyamıyorum. Kimmiş? Nugman dediler. Yere düştü. Çığlıklar attı. Ya Cemal? Cemal'ın fena durumda olduğunu öğrenmiştim. Nugman'ın hastalandığını hiç duymadım. Nereden geldi bu haber? Sonra otobüs. Otobüs, 2 ya da 3 otobüs dolusu insan gürültüyle ağlayıp geldi. Uykudaki tüm çocuklar ayağa kalktı. Onlar da ağlıyor. Annemin öldüğünü düşündüm. Gelen herkes ağlıyordu. Biraz sonra annemi çok şişkin halde, üzerinde hastane kıyafeti ve başında başörtüsü bir yana eğrilmiş vaziyette 4 kişi, 4 tarafından tutarak otobüsten indirirken bir ölüyü bu şekilde taşıyacaklarını düşündüm. Sonra koşup onun nefesini dinlemeye çalışıyorum. Sesi geldi. Ağlayamıyordu. Gücü kesilmişti. Ben de beraberinde koşuyorum ve anam yaşıyor diyorum. Eyvah zavallım, ölen anan değil, Nugman diyorlar. Babamın vefat ettiğini bu şekilde öğrenmiş oldum. Sonra baktım ki büyük abim baygın ve morarmış halde. Ablamıysa insanlar hastaneden aldı. Babamın en sevdiği ve kimseye kılını dokundurtmadığı nazlı kızıdır ablam. Elbette kız kardeşlerin en büyüğüydü. İşte onu da ellerde kaldırarak çıkardılar.
Ninelerden biri, "Hey kızım, ağlama. Senden sonraki ufacıkları şimdilik idare et. Bak, bu üçünden biri daha gidecek. Üçünün de durumu iyi değil." Bu sırada benden gözyaşı bile çıkmadı. Nasıl ağlayacağımı bilmiyordum. Etrafımda yeri tekmeleyip Amanjol ağlıyor, Gülnar ağlıyor. Max da küçük bir çocuktur. Onlara baka baka o da baba diye ağlıyor. Yani küçük kardeşlerime baktığımda bile gözlerimden gözyaşı çıkmadı. Hiç çıkmadı. J'étouroy kuzum, mengemez yeken işteme, mengemez yeken ömürden şatak külgese. Jarılıp jüre ketse de, düse de yeken aspanın jarık jıldızı. Şağırsam dausım jetpeydi, sağındım seni jan äke. Eles bop közün ketpeydi, sözlerin senin dar äke. Şağırsam dausım jetpeydi, sağındım seni jan äke. Eles bop közün ketpeydi, sözlerin senin bal äke. Sürünü kalsa ömürden taygak yolunda, akılın daydı salarma yedin şolama. Kaydemin bayla dünyene, jetpeydi äke eş nerse senin ornana. Özünsiz ötü är könüm, şaşılıp közün zar moñum. Alıstap kettin jan äke, anama artıp nar jögün. Özünsiz ötü är könüm, aşınıp közün zar moñum. Alıstap kettin jan äke, anama artıp nar jögün. Oldarın äge yer jetip, ananın aytkan akılın, jürmiz goy äge jör etip. Kızların äge boy jetip, oldarın äge yer jetip, ananın aytkan akılın, jürmiz goy äge jör etip. Bir yaşımda öksüz kaldım. Neler gördüm neler. Bugünlere ulaştıran Allah'a şükrediyorum. İyi.
Öksüzlük günlerini de, dulluk günlerini de yaşadık. Allah-u Teala'nın huzurunda bizimle ilgili hiçbir endişesi yokmuş. Bu konuları düşündürmedi bile. Gerçek anlamda, hey Cemal, acele etme, göreceğin daha ileridedir. Memnunum hayatımdan. 10 çocukla kaldım. Nasıl geçindiririm, nasıl büyütürüm, ne olacağı hakkında fikrim yoktu. Bana hayal ettirmeyen ve bir ağız veren Allah, kendi kaderimle yaratmıştır. Allah'a binlerce şükürler olsun. Yattığın yerin cennet olsun. Cesedini bile doktora dokundurtmadım. O zamandan bu yana çalışmamıştım. Evde kilim dokudum. Onun dışında bir şey yapmadım. 2 yılda bir doğum yapmaktan başka. 20 yıl evli kaldık. Bütün zamanım emzirmeyle geçti. Başka çare yoktu. Kocamın ölümünden sonra ekmek fırınında bekçilik yaptım. Bu sırada zaman değişti ve fırının bekçiye ihtiyacı yoktu. O zaman 50 yaşındaydım. Oraya git ve burada çalış gibi gelgitlerine rağmen emekli olmadan buradan ayrılmam dedim. Bunca yaşa gelmiş birine kimsenin ihtiyacı yok. Artık herkes özele geçti. Gönderdiğiniz yerlerde de sabitlik sağlanmaz dedim. Ve 10 çocuğun karnını doyurmak için 8 yıl aynı fırında çalıştım. Yüce Allah'ın emriyle. Nugmanın yokluğunu hissetmedim. Allah'ın bana verdiği nimetleri, çocuklarımın kimseden dilenmemesi uğruna çalıştım. Fırından ekmek çalmadım, insanlara satmadım. Kocamın bana dediklerini unutmadım. Bana helal yiyecek ve giyecek dediğini hatırlıyorum. Ancak 22 yaşında eğitim görmemiş bana, Cenab-ı Hak çocuklara tükürerek sağaltma gibi bir özellik verdi. Bu özelliği 50 yaşına kadar çocuğu sağaltmak amacıyla tükürdüm. O zaman Allah'ın nasip ettiği rızk ve nimetleri gereksiz kalmadı. Bekçilik işine devam ediyordum. Maaşımı da zamanında alıyordum. Öte yandan gece demiyorum, gündüz demiyorum, rahatsız olan çocuklara bir kez tükürmeye devam ediyordum. Allah'ın emriyle. 4 ölü çocuk sağalttım. Kültay adında bir kadının tek çocuğu ölmüş. Gece saat 3'te, 2 saat önce öldü olarak getirdikleri bir çocuğa tükürebilir misiniz? Ve tükürtmeden dönmeyeceğiz ısrarına. Ölü bir çocuğa nasıl tükürebilirim? Dediğimde yere de boş boş tüküreceksin ya dediler. O zaman bir şeyi okuyup ettiğim yok. Eğitimden yoksun biri olmama rağmen Bismillah deyip tükürdüm. Muhtemelen ecdatlarımdan verilen bir şeydir diye düşünüyorum. İfade ettiğim gibi üvey babam İnayat, öz babamın babasının adı Sapar, annemin babasının adı Abdilda. Bunlarla akraba Saruar, İşan ve onun tek evladı Aset. Aset'in 2 çocuğu var. Bütün bunlar keramet bir şahıs olmadıysalar, kimse bunları koca bilmezdi. Halbuki bu saydıklarım dini yayan şahıslardır. Dürüsttüler. Bir yanlışlıkları yoktu. Şimdi çevreyi dolaşıp Aset böyle miydi diye sorup soruştursanız onun büyüklüğünü herkes anlatır. Ancak 300'ün piri olmuş Azam İşan gelerek orta cüz, ulu cüz, kişi yüze bana el verin demedi. Ahali onun keramet sahibi olmasına, bilgisine, bağlılığına, Tanrı'nın verdiği yeteneğe taptılar. Hoca soyu peygamber soyundandır. Peygamberin soy ağacına göre ben 44.'üyüm. Çocuklarımsa 45. olurlar. Ona ait yazılı bir soy ağacı listesi elimde mevcuttur. Peygamber'e kadar kaç ecdadımız gelip geçmiştir? Bu bilgilerin tamamı elimizde var. Tanrı'ya şükürler olsun.
Bu soyu devam ettirecek kız çocuk olsa bile. İyi ki bu dünyaya bir kurt gibi gelmişim. Hiç kimseye hakkımı yedirmedim. Hiç dulluk yaşamadım. Yetim olmama rağmen çocuklarıma yetimliğimi hiç yaşatmadım. Avucumu hiç kimseye açmadım. Bundan sonra da kimseye avucumu açmam. Allah'ıma şükürler olsun. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة camilerimizi cemaatle dolmayı nasip etsin. Önümüzdeki Ramazan ayıyla kutluyorum. Cenab-ı Allah sizi iki cihanda da mutlu etsin. İzninizle bu camiyi yaptıran Fahrettin kardeşimize Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı adına bir teşekkür mektubu sunmak istiyorum. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Bu çalışmaları gerçekleştiren Fahreddin kardeşimize çok teşekkür ederiz. İzninizle hediye olarak bir at bindiriyoruz. Altı Alaş'ın camisi Jeti Sayın'dır. Size Allah'ın adıyla teslim ediyoruz. Sahip çıkarsınız diye umarım. Bunca emeğimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Yüce Allah, çoluk çocuklarınız buranın medresesinden eğitimli ve bilgili olup çıkmayı nasip etsin. Allah kabul etsin. Hızır yardımcınız olsun. Yoktan var eden Yüce Allah'tır. Daima merhametli olalım. İnsanlara acıyalım. Cumhurbaşkanının politikası sayesinde Fahrettin gibi vatandaşlarımız... Birkaç ay önce konuşmuştuk bunu. Çocukluğundan beri burada eğitim görmüş. Çok emek vermiş biri olarak öyle büyük bir mertebeye ulaşmış ki insanları unutmamış, köyünü hiç unutmamış. Gelmiş, bunları hemşehrileri için yapmış. Tebrik ediyorum, iyilik olsun diyorum. Cemal Apa her zaman yetimleri, dulları topluyor. İhtiyacı olanlara maddi ve manevi yardımda bulunuyor. Cemal Apa'nın ne zaman geleceğini merak edenlerin sayısı çok. Tüm ileri gelenlerle danışarak böyle büyük bir annenin Jeti Sayın altın anısı olmasına karar verdik. Tüm analarımız Cemal Apa gibi olsun. Oğullarınız ülkenin böyle büyük bir vatandaşı olsun. Geçen hafta maslahat toplantısının bir oturumunda düşük gelirli vatandaşlara bu tür maddi yardımların sağlandığını göz önünde bulundurarak Fahrettin kardeşimize Maktaral ilçesinin
Fahri Vatandaşı ünvanı verildi. Ve biz bundan çok memnun olduk. Böyle insanları yetiştirmek toplumumuz için çok önemli. Ve biz bu önemin farkındayız. Ve bu açıdan baktığımızda yeni yetişen nesillerinde büyüklerine olan saygısı bizim için çok kıymetli. Bu açıdan baktığımızda Fahrettin kardeşimiz bizim için kıymetlidir. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, Allah. Öksüzlük yaşadım, küfür yaşadım. Çocuklarım yaşamadı. Bu durum kalbimi acıttı. Gerçekten çok üzüldüm. Yasin koyup atındı ayey, bakıttı bol dep teledi. Астында жатқан қаратас, қызығыңды көрмедім, киімді әкеп бермедім, бекеге өтті өмір жас. Қарлығаштың сөзіне жиылған халық тылады, тентегімен келісін, тегіс жинап алады, атасын мен анасын, боз биенің сүтіне шомылдырып алады. Әкесін таққа мінгізіп, сұртынан өзі қарабай, алпамысқа тілекте. Bayağı, bundan da küdür üzgün yok. Bir yılda iki baradı, yerlikten gitti Murat'a. Yerlerden bulup bayağını, tındağın ağayın kula cengap. Rıza bol olsun, ben bitti ayağı, ayağı, ayağı. Anne babaları onları kapı dışarı ettiğinde bile, ben o çocuklara diyorum ki, anne babana ihtiyacın yoksa, kardeşine ihtiyacın yoksa benden uzak dur. İşte bu. Herkes bana geldi, bana teşekkür etti. Artık anne babasını görmek istemediklerini söyleyenler oğullarının evini görmeye geldiler, memnun kaldılar ve artık çevremdeki herkesin bir evi ve arabası var. Malı mülkü var, çocukları var. Birinin iki çocuğu, birinin üç çocuğu var. Almatı'da ne kadar? Örneğin Kayrat, Nurserik ve Dileo. Almatı'da kaç çocuk vardı? 100 çocuğum var. Allah'ın verdiği çocuklarım hariç 100 desem de çok az.
ama bugüne kadar saymamışım. Fakat yüzden az değil. Etrafımda yüzden fazla çocuğum var. İşte bu aileye ilk adımı attığım, birilerinin kapısında geçirdiğim zor günlerimden sonra bugünümde misafirim eksik olmuyor. Herkesin çocuğuna bakıyorum. Kendi çocuğumdan daha iyi baktım. Bir yılda tam 4 erkek ve kız evladımı evlendirdim. Böyle amansız bir zamanda kardeşlerin birbirine yardım etmediği, birbirini aramadığı bir dönemde Jamal Apa sadece çocuklarına değil, etrafındaki tüm insanlara yardım eden, eşi benzeri olmayan bir şahıstır. Zamanını onlara yardım etmek için harcar, elinden geldiğince yanlarında olur. Öncelikle Allah'a çok şükür ve bu seviyeye, bu kişinin seviyesine geldik. Avtodrom kesiminde 6 arsanın alınmasında ve arsada yapılan inşaatın genelleştirilmesinde katkılarım var. Onu gerçekleştirmesinin nedeni dışarıdan benim gibi gelenlere yardım etmek amaçlamıştır. Bu işlerde ve benim gibilere yardım etti. Genel olarak 6 evi sıfırdan inşa etti. 2006'da şahit olduğum durumlar var. Arsa işlerini tamamlayıp 5-6 çoluk çocuklu ailelere sadece barınak değil, aynı zamanda kıyafetlerini de temin etti. Aynı zamanda hayvancılık konusunda da yardımda bulundu. Tek çanta, tek bavulla gelen çocuklardı. Hepsi eşleriyle birlikte burada büyüdüler. Ayağa kalktılar, evli barklı oldular, iş buldular. Öncelikle Allah'ın yardımları ile bir de APAM'ın sayesinde bunlar yapıldı. İhtiyacı olan buraya gelir, ev inşa eder ve çalışır. Herkes ihtiyacını tamamladıktan sonra inşa ettikleri evlerine taşınıyor. Tüm bunları sağlayan Jamal Apa'dır. 3 yıl boyunca Jamal Apa'nın evlerinden birinde yaşadık. Jamal Apa her durumda bize yardımcı oldu. Daha sonra 2013 yılında kazandıklarımızla bir arsayı satın aldık. Sonra kendi evimizi yaptık ve 3. çocuğumuz bu evde dünyaya geldi. Öncelikle Tanrım Soner Jamal Apa. 2000 yılında çalışmak için buraya geldik. Apamız bize iş buldu. Ve çalışmaya devam ettik. Sonra Jamal Apa evlenip evlenmediğimi sordu ve bir aile kurmamı önerdi. Uygun bir vakitte evleneceğimi kendisine söyledim. Öyle bir düşüncem varsa seni bir kızımla tanıştırayım. Beğenir misin? Beğenmez misin? Tabii bu sana kalmış dedi bana. Bu konuda ne düşündüğümü sordu. Ben de ona dedim ki, Apa sizin söylemeniz yeterli. İster uyuz olsun, ister kör olsun fark etmez. Kimi işaret ederse onunla evleneceğimi söyledim. Ben Almatı'dayken, oysa Aktau'dayken bir günde bizi tanıştırdı ve bir günde bizi evlendirdi. Bir de düğünümüzü yaptı. Çok şükür şimdi 3 kızımız ve 2 oğlumuz oldu. Büyük bir ailemiz var. Bize bir ev aldı ve biz de oraya taşındık. Şimdi büyük bir ev inşa ediyoruz. Evin çivisinin satın alınmasına kadar Jamal Apa yardım ediyor. Apamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok yardımcı oldu. Benim adım Absalam. Eşimin adı Aygül. Kız kardeşim Lena. Ailem, ben küçükken öldü. O zamandan beri kız kardeşim ve ben birlikte yaşıyorduk. Allah'a şükür komşularımız iyi insanlardı. Yardım ettiler. Alt katta Jamal Apa oturuyordu.
bize çok yardımcı oldular. Sevdiğin, gönül koyduğun biri var mı? Evlenmiyor musun? Biri var dedim. Evlenmek için imkanım yok dedim. Kalktı, telefondaki takvime baktı ve düğünü 26 Ağustos'a ayarlamamı söyledi. Pazar gününe denk geliyor dedim. Sonra duyar duymaz hemen aradım. Ona hazırlan, evleneceğiz dedim. 2 ay süremiz vardı. Peki anneme, babama nasıl söylerim? İstemeye geleceksin dedi. Önce nişanlanmadan kızımı vermeyiz dedi anne babası. Sonra Cemal Apa'ya gelip anlattım. Amanjol onu şoför olarak işe almış. Şoför olduktan sonra İslam'ı kabul ederek sünnet olmuş. Sonra adını Absalam koyduk. Sonra bir gün geldim. Absalam'a ne dersin dedim. Bir kızla evleneceğini söyledi. Şimdi nerede dedim. Çarşıda ticaret yaptığını söyledi. Sonra bir elbise almaya gittiğimde Aygül'ü gördüm ve tamam dedim. Böyle devam ederken onun kız kardeşi evlendi. Kocam Kazak. Adı Asad. Şimdi Cemal Apa bize çok yardımcı oldu. Neredeyse aileleriyle birlikte yaşıyorduk. Onlardan çok şey öğrendik. Ben evlendiğimde bize dünür olarak geldi. Evet, onu peşimden gönderdiler. Birinin tek çocuğu, milliyeti Kazak. Onunla evlendi. Fark ettiyseniz okuldayken aşıklarmış. Sonra nişanlandık. İstemeye geldiler. Ailesi Jambıl'dan geldi. Kardeşinin bir evi varmış. Bütün evlenme etkinlikleri yapıldı. Dünür ağırlamasından düğününe kadar gerçekleşti. Bir oğlu ve bir de kızı oldu. Düğün masraflarını Amanjol karşıladı. İşte bu durumlara geldi. Bir de Koreli bir çocuğumuz var. Atruallı, sünnetli. Henüz evli değil. Adını Muhammed Ali koyduk. Sonra ben bir ziyaretten geldim. Yılbaşında. Sonra kiminle evleneceksin dedim. Oğlum 300 koyun kesmiş evladım. Sonra 2 atın etini nasıl tüketiriz? Seninle paylaşalım diye biraz et verdik. Yani 1 bodrum katı etle doldu. Bu çocukları evlendirelim. Bu çocuğu nereden getireceğiz? Annesinin yanında ne yapacak? Neden onu askerliğe çağırmıyorlar? Niye işe alınmıyor? Onu gittiğimiz yere götürdük. O yüzden buraya getirdik. Yol polisi işine girdi. Sonra giyindi. Sonra evladım, nereye gidiyorsun? Evlen dedim. 2 atın etinden bir gelin alalım dedim. Abi ben işe gidiyorum dedi. Bu arada ben, burada patron sen misin ya da ben mi diye sordu. Benim annem sana ne diyor dedi. Tekrar abi ben işe gidiyorum. Hayır, kız arkadaşın varsa getir dedi. Zavallı içini çekti. O terbiyeli bir adam. Bunu duyduktan sonra mazlum sevindi ve kıza gitti. Bir keresinde Taraz'a getirmiştim. Yetimlerden biri oydu. Almatı'da durumu pek iyi değildi. Onu da 1 yıl önce getirmiştim. Şimdi Taraz'ı evlendirmeliyim. Onun gönül koyduğu kızı nerede olduğunu sordum. Birisi buraya koca boyundan bir kızın geldiğini ve Jana Korganlı olduğunu söyledi. Kimin evine dedim? Evladının evine. Sonra Maksut ve Gulbahram'a birlikte gidip getirelim dedim. Evimize gelin, geliyor diye arabaya bindirdikten sonra Taraz'a, güzel mi, hoşlanıyor musun? Fena değil, güzel demiş. Sonra da kıza sormuşlar.
Kaçıncı sınıftasın? Kaç yaşındasın? Kimin kızısın? 11. sınıf mezunuymuş. 8. sınıf olarak bildiğimiz kız. Sonra getirdiler. Getirdikten sonra başörtüsü örttük. İlk Maksut getirdi. Taraz'da okuyan kızı. Onu eve aldık. Sonra başörtüsünü örtmek üzereyken elimi çekti. Elimi çeken iyilik bulmaz dedim. Olmaz öyle diye oturttum. Bu arada kahraman ana bir gelin getirdi diye kalabalık yığılmış. Bu sırada diğer gelini getirdiğini öğrendik. Hemen önce getirilen gelinin yanına birini bıraktık. Sonra bu gelinle ilgilenmedik. Gürültü koptu ve dışarıdaki getirilen gelini içeri aldık. Ona da başörtüsünü taktık. Sonra ikisini beraber bıraktık. Sonra Aydar geldi. Dükkan sahibi Kımbat'ın oğlu. Biri kulağıma fısıldadı. Bunun da Jana Korganlı sevdiği var. Şimdi halasının evinde kalıyor dedi. Bir arabayla gidip onu da getirdik. Birinci gelen gelinle diğeri birbirini kutladılar. Hepsi bir anda yapıldı. Tebrik ederim dedi. Darısı senin de başına gelsin dedim içimden. Kızı beğenirsen şöyle yaparsın, beğenmezsen böyle işaret yaparsın dedim. İkimiz de masa altı işaretleşelim dedim. Tamam dedi. Gülümseyerek bakıyordum. Biraz sonra oldu, işareti gösterdi. Sonra sen çık git dedim. Fatima, Rauşan ve tamamı ilgilendiler. Artık iş tamam dedik. Eniştesi ve ablası öteki odada, çocukların tamamı da orada. Maksut pencerede, başka hiçbir şey bilmiyor. Benim görmem lazım diyor. İşte Taraz'ın kızına başörtüsü örtmeye çalışıyorduk. Kızsa asıl ben kiminle evleniyorum diyor. Biz de eyvah Taraz buraya gel, öpüver bu kızın yanağından. Başına başörtüsü ört dedim, başörtüyü örttüm. Aman aman ana, benim evlendiğim kişi nasıl birisi diyor. Ondan sonra aman Aydar gel koş kucakla öp yanağından derken ikisi kucaklaştılar. Kamil'in oğlunun 7 senedir sevgilisi vardı. Buralı Nişanbay'ın kızıyla geziyordu. Onların anneleri iki kayınvalide her gün tartışıyor. Biri benim oğlum istemiyor, diğeri benim de kızım istemiyor diyor. Oysa iki genç el ele Almatı'yı, Astana'yı gezip duruyorlar. Onları gezerken buluyoruz. Sonra isterse gelin olarak alırız kızı dedim. Getirirsin kızı dedim. Amanjol'un sevinçten ayakları yere değmiyor. Sınıf arkadaşı ya. İkisini de aramaya başlıyor. Sonuçta bulamıyor. Ortalıkta gençler yok. Sonra Amanjol telefon açtı. 2 saattir ikisi de yok dedi. Oğlum Maksutan'a seslendim. Ya hiç olmazsa sen bir şeyler yap et dedim. Polis noktalarına telefon et, haber sal, 141 plakayı arabayı gördükleri yerde durdursunlar. Nerede bulunduklarına dair bir bilgi versinler bize dedim. Sonra arabayı trafik lambasında gördüğünde ve içinde bir kızın bulunduğuna ve havaalanı tarafından geldiğine dair bilgiler geldi. Eve getirildikleri zaman ev kalabalıktı. Allah korusun, vakit gece yarısı, saat 2:20 kalmıştı. Bunlarla uğraşırken evdeki 3 gelini unutmuşuz. Telaşta oğlanla kızı ortaya aldık. İkisi birbirine sıkıca sarılmışlar. Kimse ayıramıyor. O da denedi, bu da denedi. Sonra denemek için Maksutan geldi. Ben dokunmayın dedim. Ardından Jenis geldi. Ben abisiyim dedi. Ve arabanın içine girip bütün gücüyle itti. İki genç iki tarafa açıldı. Oğlanı biri, kızı biri yakaladı. Ya... Biz sizi ayırmaya çalışmıyoruz. Aksine birleştirmeye çalışıyoruz dedik. Zavallı kızın tir tir titrediğini görebilirdiniz. Sonra su içirdik. Kız anne babasının bu durumla ilgili ne diyeceğini merak ediyor. Kızı eve götürdük ve içeri aldık. Eve girdiğimizde deminki 3 gelinin olmadığını fark ettik. Şimdi bunlar nerede dedik. Meğer 3'ü de yıkanma odasına girmişler.
İnanabiliyor musunuz? Üçü de. Üçü birlikte girmişler. Baktık ki birbirleriyle yakın olmuşlar. Biz de buna da şükür dedik. Abisin babadır. Bak. Dördünü ve evlatlarımı karşıma oturttum. Yarın saat 1'de gelin tanıştırma yapacağız dedim. Oğlum Maksut Han da bana. Canım ana, yarın saat 1'de gelin tanıştırma diyorsun da şu an saat 3 oldu. Yetiştirebilecek miyiz? Bütün yol polisi çalışanları gelecek. Sen merak etme, yetişiriz. Gelini tanıştıracak kişi bir başka düğüne gidiyormuş. Ona ücretinin 3 katını vereceğimi söyledim. Ve şu dolarları görüyor musun dedim. Sonra da... Sonra da gelin tanıştırma yapıldı. O zaman buranın duvarı yoktu. Merasim yeri bunca kalabalıkla tıpkı pazar merkezine benzedi. Şu an kaç çocuk? 4 mü? 4. Aydar'ınki kaç tane? Söylesene. 3. Lazat'ın kaç? 4. Taraz'ın çocukları? 3. Hepsi çoluk çocuklu oldu. Bana selam bile vermek istemiyorlar şimdi. Evet. Evet, sanki eşlerini kendileri bulmuş gibi. Kaldım. Çocuklarım sağ öksüz kaldı demedim. Şu eksik, bu yetmiyor demedim. Açım, çıplağım demedim. El gibi altın takmadım, güzel giyinmedim demedim. İşte evlatlarım. Allah her şeyi verdi, kavuşturdu. Çok şükür. Artık yiyeceğim, içeceğim var. Evlatlarıma sürekli anlatıyorum. Kimsenin haram olacak bir şeyini alma. Çoluk çocuğuna yedirme, içirme. Allah maaşının bereketini versin. Babanızdan yetim kaldıysanız da sizi bakımsız bırakmadım. Fırında çalışırken bile ekmek çalıp satmadım. Bugünse kimseden geride kalmadık. Birinin bir şeyi olursa, yok demeyin. Birine 3 para verirsen, Allah da sana onun 10 katını verir. Özbekistan'ın Nükus kentindeki Bahtiyar Ağa'ya yardımda bulunmuştu apamız. Bir vakit ağamız eve gelip misafir olmuştu. Onca çoluk çocukla Özbekistan tarafı evini elinden almış, haberi alır almaz tekrar geri dönmüş. Yani utanmış. Birkaç gün sonra bana Sait'in neden geldiğini, ne işi olduğunu sordu. Ben de 5000 dolar borç istemeye geldiğini ve isteyemeden gittiğini anlattım. O zaman anladım ki her varlıklı adam bu davranışı yapamazdı. Anamız onun boş gittiğini öğrendi. Apamız tüm tanıdıklarından paraları biriktirdi ve trene binip peşinden Özbekistan'a gitti.
yanına Amanjol'u aldı. Bazı kişiler tanımadı veya tanısa da bunca miktar parayı versem vermesem arasında tereddütte kalır. Apamız hiç düşünmedi. Oradan buradan paraları topladı ve gitti. Bu davranış bazı erkeklerden de beklenmez. Kazakistan Respublikası'nın tevilsizlik gününe arnalgan tavırlı bol tevilsizlik saltanatlı işlerini aşık deyip jaryalaymız. Erzurum'a İmşamol'la katıladı. Yengek Ardiger'e mahtara olmalı. Ana, sizi muvaffakatınızla tebrik ediyorum. Bunca güzel ve anlamlı geçmişiniz var. Arkanızda birçok nesil bırakıyorsunuz. Allah ailenizi, çoluk çocuklarınızı ve sizi daima korusun. Maktaral halkına birçok hayır ve yardımda bulunuyorsunuz. Allah yaptığınız iyiliklerin tamamını kabul etsin. Umuyorum ki sizden sonra bu nesil ülkesine hizmet etmeye ve canı gönülden bayrağını dalgalandırmaya devam edecektir. Burada sizin katkınızı asla unutmayacağız. Sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Kılıp sıyınsan kemimiz kıvlam ekenden kadırın onun bilmesen kızmetinde cürmesin aramız alın bolganın organı gıday jetenden
Жақсылық қылған пірің ай жаманды қылсаң тірді жазаңды Алла тартқызар орын жоқ жәннат мекенден. Ay ağzına ak süt yemizgen, şaynap tamak jegizgen, osu bir jarık dünyaya sebepker bolup kelgizgen. Kuyruk şaynap ay may bergen, kundak tav jerge jay bergen, onun kılgan kızmetin künmenin jıldız ay görgen. Anandai gaziz meyirbon, tablar sağan kay jerdin. Аңылдап даусың шыққан да шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Ай қараңғыда жыласаң таныған көрмей даусыңнан мейіріңді суға қандырған мәрбан бар ма осыдан. Алла пайғамбардан соң күллі жақын ай досыңнан. Kıyametke ketkenşe öl şevli ömür ötkenşe Kübülüktöy aynalı pervene bulgan basından Ay ağı tegin sarıltkan yerine yemşek darıtkan Karnına korek barıltkan belinden batıp bulgan San çirken böycüğü barıltkan Muzdayda besek tayangan, cılasan şoşup oyangan Anandai gam kor bar meken, canına cahın sayangan Onun kızmet isine ne bolar canın ayangan Ayazdı günü aynalı, bulutlu günü burulgan Cas neresli kününde kayrılıp kelgen kırımdan Ay ıstık fönen soğukka perzendi üşün urungan Dünyada kuday jaratkan mehriban kılıp burundan Tar kursağın kenitken tasem şegin cibitken Anıldam jatıp avursan carım casın gemitken Aynalayın ay degen cancı yöndü yürütken Bulbu yopa çalgan da anan da ölmez bolsay şay Anası getip kasretin balada görmez bolsay şay Aşer jürek bolup artında kalada vermez bolsay şay Kafa bolup komulun dalada görmez bolsay şay Her perzenti kudayım jetimde kılmaz bolsay şay Ananın kadrın olmayan kız tırdı gizdi bilsey şay Ay ananın kadrın olmayan kız tırdı gizdi bilsey Cennete ilk girenlerin peygamber olduğu söylenir. Ancak peygamberlerden de öncelik tanınanların olduğu söylenir. Herkes merakla kimler der. Sonra adam der ki, o bir kadın. Babasız kalan çocuklarını iyi yetiştirirse işte bu kadınların ilk girecek kişiler olacağına inanılır. Yani Allah'ın bir vaadi vardır denilmektedir. Ne? Evet, evet, Allah'ın vaadidir. Bu sırada annemizi övmek istiyorum. Biz hazır şeylere geldik. Dünür ağırlanır. Dünür olur, düğün yapılır. Ne Jaken, ne Bakıt, ne ben ne de Maksut oraya gidiyor. Anamız hallediyor. Biz hep hazıra geliyoruz.